Herkese selam. Yeni bir alanla şu an karşınızdayım. Biliyorsunuz gelişim ve öğrenme videolarımızı zaten geçen yıl tamamlamış olduk. Bu yılda yaptığımız çekimlerde çok küçük, çok ufak güncellemeler yaptık. Onun dışında da tekrar videoları çekmedik. O yüzden daha önce de söylediğim gibi 2017 videoları aynen geçerli zaten. Onlarda bir sorun yok. Peki ne yapacağız bundan sonraki aşamada? Hangi ÖABT alanlarını çekiyor olacağız? Öncelikle PDR alanıyla başlayacağız. Ondan sonra okul öncesiyle devam ediyor olacağız. PDR'de ben sizlere iki ders anlatacağım. Bunlardan bir tanesi davranış ve uyum problemleri. Diğeri de mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı dersi. Bu iki tane dersin dışında da diğer hocalarımız sizlerle olacaklar. Çok keyifli zamanlar geçireceğimize inanıyorum. Benim psikoloji anlatırken en keyif aldığım alanlardan bir tanesi kesinlikle ruh sağlığı zaten. Ve mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı, bu da yine çok sevdiğimiz bir alan. Aslında ayrımız gayrımız yok. Yani her şeyi böyle hani inşallah layıkıyla halletmeye çalışıyor olacağız burada. Ama çok sevdiğimiz bir alan PDR. Benim kendi alanımdan dolayı da, klinik psikolojiden dolayı da çok yakın olduğum bir alan zaten. O yüzden de ben çok keyif alıyorum. İnşallah sizler de keyif alırsınız diye düşünüyorum. Neler yapacağız? Arkadaşlar, amacımız, derdimiz tabii ki KPSS'ye hazırlanmak. Yani normalde akademi olarak baktığımızda biz bu dersleri çok daha farklı, çok daha belki uzun zamanlarda, işte çok daha farklı şekillerde de işliyor olabilirdik ama KPSS sınav formatında size en iyi şekilde o noktaya getiren tarzı biz burada ortaya koymamız gerekiyor diye düşünüyorum kendi adıma. Bunun yanı sıra PDR ÖABT konu anlatımı kitabımız çıkacak. Yani video ders notlarımız çıkacak. Onun hemen akabinde de PDR ve okul öncesiyle alakalı yine soru bankası kitabımız çıkıyor olacak. Bunların hepsinin hazırlıklarını tamamlamış olduk biz. İnşallah yakın zamanda da bunları da piyasada görmüş olacağız. Şimdi aslında PDR tabii çok geniş bir alan. Bazı tartışmalar var. Benim bu tartışmaların içine çekilmeye çalışıldığım durumlar da oldu. Ben herkese çok sevgiyle bakmaya çalışıyorum. O yüzden de çok fazla takılmıyorum arkadaşlar. Herkesin eğitimi, herkesin akademik donanımı, herkesin bakış açısı, bilgisi, derinliği kendine hastır. Dolayısıyla da bahsedilen, işte bir ara böyle çok hani alevlenen o tartışmaların içinde asla olmayacağımı söylemek isterim sizlere. Ben dediğim gibi herkese çok böyle sevgiyle bakan bir insanım. Dolayısıyla da bu tartışmalara gülüp geçiyorum yani. Onun dışında çok da bir tepkim yok. Şunu da söylemek isterim ki bizim amacımız, derdimiz burada iyi bir şeyler yapmak. İşte sizlere bir şeyler katabilmek. Bunu yaparken de bizim hakikaten böyle bir menfaat ya da çıkar üzerinden gidilen bir yol değildi bu. Bunu çok açık, net bir şekilde söylemek isterim. Dolayısıyla da biz burada iyi bir şeyler yapmaya çalışırken ve gayet iyi niyetle yapmaya çalışırken mutlaka bunu sabote etmek isteyen insanlar olacaktır. Kötü niyetli insanlar her zaman olacaktır. Biz bu kötü niyetli insanlara çok da kulak asmayacağız ve yolumuza bakıyoruz, işimize bakıyoruz. Hep de öyle olacak. Dolayısıyla da inanın hiç önemsemiyoruz ve gülüp geçiyoruz bunları. Şimdi ruh sağlığı dersiyle başlayacağız. PDR alan sınavında davranış ve uyum problemleri olarak çıkan sınavdan bahsediyorum. Arkadaşlar, ne kadar bir ağırlığımız var? %10. Yani 2 ya da 3 tane soru buradan geliyor. Davranış ve uyum problemlerinden geliyor. Bu zamana kadar bizi çok şaşırtan, aa bu da mı çıktı falan dedirten bir soru olmadı. Ama yine de çok iyi bilmemiz gereken bir konu. Canlı yayında böyle şeyler oluyor. Evet, Sinem aradı benim, üniversitenin arkadaşım. Siz de tanışmış olabilirsiniz bu durumda. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar, davranış ve uyum problemleri konusunda biz çok derinlemesine, işte DSM-5'i de hani hesaba katarak, yani güncellenen bilgilerle birlikte ne yapacağız? Sizlere aktarıyor olacağız. Benim davranış ve uyum problemlerinde şöyle bir gidişat düşünüyoruz. Ruh sağlığının tanımı, işte kuramlar, ortaya çıkma süreci, ondan sonrasında tedavi protokolleri ve tabii ki işte başlık başlık, atıyorum duygu durum bozuklukları gibi başlıklar halinde ne yapacağız? Bunları işliyor ve tamamlıyor olacağız inşallah. Şimdi şöyle bir bakalım. Davranış ve uyum problemleri üniversitede, pardon, şu klimayı kapatabilir miyiz Etrabi Hanım?
Evet, davranış ve uyum problemleri aslında üniversitede psikopatoloji olarak anlatılan bir derstir. Biz öyle aldık. Yani dolayısıyla da psikopatoloji dediğimizde, yani patoloji ne demek? Şöyle düşünün, patolojiyi anlatayım size. Tıp terimleriyle düşünmek lazım her zaman. Çünkü neden? Patoloji bir enflamasyon durumunu ifade eder. Yani o bölgede bir hasar vardır, o bölgede bir sıkıntı vardır, o bölgede bir bozukluk olduğu anlamına gelir. Psikopatoloji demek ruh sağlığı bozuklukları ya da bununla ilgilenen bilim alanı olarak da karşımıza çıkar. Dolayısıyla arkadaşlar ben psikopatoloji ifadesini çok da seviyorum. Neden seviyorum? Psikopatoloji çok geniş bir kavram. Yani ruh sağlığı bozukluklarını anlatır, kişilik bozuklukları, davranış problemleri, uyum problemleri, çocuklardaki ruh sağlığı bozuklukları falan filan bunların hepsini kapsayan en genel tanım aslında psikopatoloji kavramı. Dolayısıyla ben günlük hayatta bu şekilde kullanıyorum. Yani ya da hani kendi akademik sürecimde böyle kullanıyorum ama tabii ki sınavdaki ismi davranış ve uyum problemleri. Peki, keşke şöyle olsa değil mi? Hani karşılıklı birbirimizi böyle bir tartabiliyor olsak. Mesela ruh sağlığı ne demek? Yani ruh sağlığı deyince bizim neyi anlamamız gerekiyor? Şöyle bir tanım var. Freud'un bir sözü var. Tabii ki ben Freud'u çok sevdiğim için, ne kadar eleştirsem de çok değer verdiğim için Freud'a onunla başlamak istedim. Bence Freud'un bu cümlesi kesinlikle ve kesinlikle bütün süreci özetleyen bir cümle. Freud'a ruhsal sağlığı yerinde olan insanları soruyorlar, tanımlamasını istiyorlar. Freud diyor ki, ruh sağlığı yerinde olan insan sevebilen ve çalışabilen insandır diyor. Yani o zaman şöyle düşünün, mesela bir insanın içinde bir sevgi varsa, üretkenlik varsa, çalışma gücü varsa biz bu insanlara sağlıklı diyebiliriz. Eski insanlar şöyle der, hani her zaman bir şeylerle meşgul ol, işte elinde her zaman bir şey olsun. Neden mesela annelerimiz örgü örer, dantel örer, değil mi? Yani bunların sebebi ne? Aslında bütün bu meşguliyetler bizi hayata bağlayan sebepler olarak karşımıza geliyor. Çok basit görünebilir. Ama kesinlikle Freud haklıydı. O yüzden de hani ben insanlar karşıma çıktığında o yüzden sevgisiz insanları gördüğümde onların ruh sağlığıyla alakalı bir etiketleme yapamam elbette ama birçok şey, birçok mesajı verir bana mesela. Ya da bir insanın çok böyle atıl olması. Yani kesinlikle ruh sağlığının bütünlüğünün bozulması ya da bozulmamasıyla alakalı şeyler bunlar. Dolayısıyla Freud'a kesinlikle katılıyoruz. Yani ne diyoruz? Ruh sağlığı yerinde olan insanlar gerçekten sevebilen, sevgisini sunabilen ve çalışabilen, üretebilen insanlar olarak karşımıza çıkıyor diyoruz. Gelelim Wu tanımı. Wu dediğimiz şey şu aslında. Arkadaşlar Wu dediğimiz bir kuruluş biliyorsunuz, Dünya Sağlık Örgütü. Dünya Sağlık Örgütü'nün prensipleri bizim her zaman hani başvurduğumuz kaynaklardan bir tanesi aslında. Dolayısıyla WHO'nun tanımında ruh sağlığıyla alakalı şöyle bir ifade var. Diyor ki bireyde sadece, bakın altını çiziyorum, fiziksel bir hastalığın bulunması değil. Şimdi WHO, yani Dünya Sağlık Örgütü aslında sağlıklı olmayı tanımlıyor. O zaman sağlıklı olmak sadece fiziken ya da organik olarak bir hastalığın bulunması değil. Ne diyor? Kişinin, bakın kişinin hem fiziksel, hem sosyal, hem de psikolojik olarak iyi olma halidir. Bakın ben bu kavramı çok seviyorum. İyi olma hali. Bu şu demek değil, aman Allah'ım dünya bir çiçek bahçesi, lay 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 falan öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Hayatta sorunlar olabilir ama bu sorunların üstesinden gelebilecek bir potansiyeli ortaya koymaktır iyi olma hali. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlıklı olan insanların temel özelliği aslında fiziken, sosyal anlamda ve ruhsal anlamda iyi olma durumuna kavuşmaktır diyoruz. Şimdi bazılarımız şöyle diyebilir. Çok pardon, bu klima beni çok şey yaptı ya.
Ruhsal iyilik hali ne demek? Biraz bunu sorgulamak gerekir. Bakın ben buraya yazdım. Yani biz iyilik hali dediğimizde neyi anlıyoruz? Ruhsal iyilik hali dediğimizde bireyin var olan yeteneklerini kullanabilmesini anlamamız gerekiyor. Şimdi eğer bir insan ruhsal anlamda iyiyse eğer ya da sağlıklı olarak iyi olma haline ulaşmışsa eğer kendinde var olan potansiyelleri ve yetenekleri kullanabilir. Gündelik sorunlarla baş edebilme gücü. Şimdi hayat dümdüz bir çizgi mi? Asla değil. Yani hayat şöyle gidiyor. İnişler, çıkışlar, uçurumlar, kopuşlar, işte köprüler falan. Hayat o kadar karmaşık bir süreç ki. Dolayısıyla da gündelik hayatta karşımıza çıkan sorunlarla baş edebilme gücü iyi olma halimizin temel kriterlerinden bir tanesi. Freud'un dediği gibi üretken ve verimli olmak. Yani bakın bu öyle bir şey, yani bu çok sıradan bir ifade değil. Freud'un söylediği de çok hani düşünülmeden ortaya konulmuş bir ifade değil. Üretken olmak, çalışkan olmak, verimli olmak kesinlikle sağlıklı iyi olma halinin temel göstergelerinden bir tanesi. Topluma ve insanlara katkı sunmak. Abraham Maslow kendini gerçekleştiren insanların özelliklerini anlatırken dedi ki sadece kendiyle ilgilenmez. Bütün topluma duyarlı insanlardır. Bütün topluma hani ihtiyaçlarını ya da işte ideallerini önemseyen insanlardır. Çevresine duyarlı insanlardır. Dolayısıyla da bizim bir insan olarak kendini gerçekleştirme yolu belki uzun bir yol ama en azından içinde bulunduğumuz toplumla, insanlarla ve onların sorunlarıyla birazcık daha hani girift olmakta fayda var. Kendiyle barışık olmak. Şimdi konuşacağız tabii bunları ama hatta gelişimde öğrenmede anlatmış olmam lazım mutlaka. İnsanın kendiyle barışık olması dünyanın en özel, bence en muazzam şeylerinden bir tanesi. Bakın kendiyle barışık olan bir insanı kimse kolay kolay yıkamaz. Yani eğer ben kendimle bütünleşmişsem, tamamlanmışsam, dışarıdan gelen etkiler, şunlar, bunlar, insanlar falan... Çok önemli olmaz artık. Dolayısıyla da ruh sağlığının iyi olduğunun göstergelerinden bir tanesi kişinin kendisiyle mutlu olmasıdır. Bunların hepsi ruhsal iyilik anlamına gelir. Ha, KPSS'de alan sınavında tutup da bize ruhsal iyilik ne demektir diye sormayacak. Ama bunları anlatmamızın temel sebebi arkadaşlar bazı şeylerin hani yorum yapabilmek için bu altyapılara, bu bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Gelelim DSM 5. Şöyle geçeyim ben. Şimdi bir DSM 5 kılavuzu yayınlandı biliyorsunuz. Mutlaka okumuşsunuzdur zaten. Biz çok önemsiyoruz DSM 5'i. Çünkü DSM 5 kılavuzu bizim yol haritamızı ifade ediyor. Yani biz her şeyi oradan bakarak, tabii sadece DSM 5 değil, mesela benim çok sevdiğim, aslında Türkiye'de çok hani referans alınmayan ama ICD-10 kılavuzu. Şimdi bu noktada bir şey anlatmak istiyorum size. Belki bilmeyenler olacaktır. DSM kılavuzu, DSM 5, ICD-11 oldu hatta. Şimdi bakın, ruh sağlığı bozukluklarında iki tane temel kılavuz var. Bunlardan bir tanesi DSM 5, bir tanesi ICD-11. DSM 5 Amerika'nın kılavuzu. ICD-11 Avrupa'nın kılavuzu. Her iki kılavuz da aslında ruh sağlığıyla alakalı tanımlar, tanılar ve kriterler ortaya koyuyor. Ya da bir hastalığın hastalık olup olmadığını ya da onu nasıl tedavi edeceğimize dair protokolleri biz bu kılavuzlardan alıyoruz. Şimdi DSM-5 Amerika kökenli dedik, ICD-10 ya da 11 işte Avrupa kökenli. Ben ikisini de seviyorum. Ama Türkiye'de kullanılan ve referans alınan kılavuz DSM-5'tir arkadaşlar. Dolayısıyla sınava giren bir arkadaşımın DSM-5 kılavuzunu çok iyi bilmesi gerekiyor bence. Çünkü bir şekilde sorulan sorular, ortaya çıkan ifadeler hep oradan geliyor. İşte bu nedenle biz hangisini referans alacağız? DSM-5 kılavuzunu referans almamız gerekiyor. Evet, aldık.
Yani DSM-5'i referans aldık. Şimdi DSM-5 kılavuzunda aynen ben ifadeyi aldım buraya. Ruhsal bozukluk ne demek? Bakın diyor ki ruhsal bozukluk, ruhsal işlevselliğin altında yatan ruhsal, biyolojik, gelişimsel işlevsellikte bir bozulma olduğunu gösteren, yani şundan bahsediyor, kişinin bütünüyle aslında kişilik yapılarında ortaya çıkan bozulmayla kendini gösteren ve kişinin duygularında, düşüncelerinde ve davranışlarında ortaya çıkan sıkıntılar, kırılmalar, bozulmalarla kendini yine ortaya koyan bir sendromdur diyor DSM-5 kılavuzu. Dolayısıyla arkadaşlar DSM-5 kılavuzunda biz yine aynı şeyden bahsediyoruz. Buraya bir elma çizdim. Yani bu bir elmaya benziyor mu ya? Ha? Benziyor. Allah'ım ben hiç böyle elma görmedim yemin ediyorum. Bunu ben çizdim arkadaşlar. Üstün resim yeteneğimle birlikte. Şimdi hani ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız. O şarkıyı bilmiyorum biliyor musunuz? Belki yaşınız yetmiyordur ama sizler daha ufaksınız bizlerden. Öyle bir şarkı vardı. Hep şeyden çıkar o şarkılar. Hani bir elmanın yarısı gibiyiz, işte bütünüyüz falan filan. Ben de öyle bir benzetme yapmak istedim aslında. Yani şöyle düşünün. Ruh ve beden bir elmanın iki yarısı gibi. Yani ruhun ya da ruh sağlığının iyi olması tek başına yeterli değil. Beden sağlığının iyi olması tek başına yeterli değil. Her ikisinin de birlikte ancak bir anlamı var. Yani şöyle insanlar görüyorum ben. Mesela adam yani normal, çok sağlıklı bir insan ama bitmiş. Yani mani var, bipolar, yani o kadar zor, artık karmaşık bir hale gelmiş ki adam mutsuzluktan ölüyor yani. Dolayısıyla da şimdi bu adam istediği kadar sağlıklı olsun, ben bu adama tutup da evet çok sağlıklı bir insan, çok iyi, keyfi yerinde diyebilir miyim? Diyemem. Ya da şöyle düşünün. Sadece ruhen bir insanın çok muazzam bir noktada olması ama sağlık sorunları yaşaması. Bakın bunlar böyle tek başına yeterli olan şeyler değil. Biz her zaman diyoruz ki, tabii şunu unutmamak lazım. Bütün bedensel hastalıkların temelinde, özellikle de işte bedenselleştirme mekanizmasını düşünün, somatizasyonu düşünün. Yani somatizasyonun temel sebeplerinden bir tanesi nedir? Psikolojik problemlerdir. Bu şöyle ilerleyen bir süreç. İnsanın en ufak bir şeye canınızı sıktığınızda insan ruhu, insan bedeni daha doğrusu bunu asla unutmuyor. İnsan bedeni bunu bir yerlere yazıyor. Ve bir zaman sonra böyle para biriktirir gibi bunları biriktirmeye başlıyor. Ve bir gün artık bir şeyden böyle bir şey tetikliyor ve bir anda adam kalp krizi geçiriyor. İşte tansiyonu çıkıyor. İşte ne bileyim hastaneye yatıyor. Ya bunu ben şeye benzetiyorum. Bir arabayı düşünün, tamam mı? Yani araba sana yıllardır bir şeylere dayanıyor, seni götürüyor, getiriyor falan. Ondan sonra arabada bir şey çıkıyor, bir tamire giriyor. Ondan sonra her şey dağılıyor falan. Yani biz çoğu zaman görmezden geliyoruz ve bir kendimizi çok hırpaladığımızı düşünüyorum. Yani stresle, kaygıyla, üzüntüyle, kederli bir halle, yani bunların hepsi buraya da işleniyor. Çünkü bakın bunların arasında bir fark asla yok. Yani ruh ve beden yapılarımız farklı olsa da bunların birbirini etkilemesi o kadar net ki, dolayısıyla arkadaşlar ruh ve beden bir bütündür diyoruz. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız diyoruz ve ilk bölümü burada bitiriyoruz. Tekrar görüşmek üzere.